Peki en beğendiğiniz 3 yemek hangisiydi? 3 yemek diye öyle hatırlayamam da. Mesela bugüne kadar en beğendiğim, hala en güzel sofra düzeni Akçakoca'dan gelen Sema'nın sofrasıydı. Bütün her şeyini getirdi. Güngör Hanım da çok Ankara'dan her şeyini taşıdı, hatırlayın. Ankara'dan kadın resmen arabaya doldurdu her şeyini, örtüsünden ki evinde, kızının evinde yarıştı İstanbul'da. Kızının da her şeyi olmasına rağmen her şeyini kendi getirdi. Unutamayacağım şeylerdir bunlar. Yemek olarak tabii en son yenen kalır akılda ya, Mustafa'nın, aşçı Mustafa'nın ve Kazım'ın profiterolünü unutamam. Çok iyiydi, çok başarılıydı. Mustafa aşçı olduğu için Mustafa'nın yemeklerini çok başarılı buldum. Ya bazen işte çok güzel diyorsun, öbürü eksik. Bir şeyi güzel, birinin bir şeyi eksik. Benim hatırladığım bunlar. Sen de hatırlanan var mıdır ses? Uygar Bey'in pilavını beğenmiştiniz. Evet, beğenmiştim. Uygar'ın pilavını da beğenmiştim. Yine Ekrem'in pilavını beğendim, alnından öptüm. Hatırlıyor musun? Çocuğun sütlacını mahvettim. Bu kadar kolay menü, bu kadar geç geliyor. Bari salataları. Seni kutluyorum. Ben de. Geleyim ben yanınıza. Bu kadar hanımların içinde yaptığın o pilav için seni alnından öpeceğim. Gel. Gel. Evet. Evet, seni kutluyorum. Öp. Aferin. Kutluyorum. Kutladım dış ses. Bu kadar rakiplerin içinde ve hanımların içinde yaptığı pilav için kusura bakma, alnından öptüm çocuğu. Teşekkür ederim. Alkış. Katılıyorsunuz ama bana, değil mi? Kesinlikle, evet. Seda Hanım. Pilav konusunda katılıyoruz. Aferin sana. Ekrandan izlediğiniz gibi burası. Bakın şu anda yanımdalar, söylüyorum. Nasıl izliyorsanız burası böyle. Öyle bir resmiyet falan yok bizim aramızda. Dolayısıyla onlar benim yanımda istedikleri gibi tartışabiliyorlar. Tartışmalarına da ben müsaade ediyorum. Çünkü bu bir yarış ya. Yarış, o diyecek ki benim pilavım, öbürü diyecek ki hayır benim pilavım. Tabii ki tartışacak. Ben ne diyeceğim yani? Onur'dan biraz çekiniyorlarmış. Onur bir mesafe koymuş yarışmacılarla. O mesafe benim yarışmacılarla aramda olamaz. Neden olamaz? Biraz önce Bedriye ne dedi, duydunuz mu? Sen bizimsin zaten, evimizdesin. 26 yıldır ben onların evindeyim. Beni gördükleri zaman yabancı birini görmüş gibi olmuyorlar. Evet. Evet, bir gün önce televizyonda seyrediyordum. Dün yanınıza oturunca hani... Heh. İşte onun için... Şaşırdım. Yani benimle aralarında, ben onu bırakıyorum, tartışsınlar. O zaman ana yemek servisine geçelim. Evet. Kimse kalkıp bir şey yapmayacak. Çok şükür hizmet edilecek. Oturun rahat rahat. Bedriye Hanım, bir rakibinizin elenmesine sevindiniz mi? Çok mutluyum. Ama duymasın, yine de üzülür. Burada değil, nasıl üzülsün? Burada olsaydı üzülmezdi de. Kendi istedi ama kendi bırakmak istedi. Dolayısıyla... Olmadığı için üzülebilir. Evet. Aynısı size olsa o üzülür müydü? Üzülmezdi herhalde. Biraz öyle yapısında bir sertlik vardı Semra Hanım. Koskoca pazarcı Bedriye'ye kim korkutabilir be? Koskoca evet, pazarcı ya. Bedriye. Bütün pazar benden haber bekliyor zaten. Yani maşallah hepimizden deyince. Tabii git anlat bizi dediler. Tabii. Niye yemin konuştuğunu ben konuşayım dedim, siz yiyin diye ben konuşuyorum. Yiyin. Demek Recep öyle dedi ha. Nasıl oldu beğendi? Evet öyle dedi Seda Hanım. Nasıl oldu beğendi dedi. Bayıldı deseydin. Ben de dedim çok beğendi dedim. Hatta dedim sana dedim seslendi dedim. Bugün de seslendim bak. Yeni yıla saatler kala. Yarın kimin evinde olacağız? Kimin? Yarın benim evimdesiniz. Hmm. Evet. Kimin evinde yarışacaksın? Ben abimin evinde yarışacağım, Maltepe'de. İnegöl'den geldim. Evet. Dün söyledin İnegöl'den geldiğini. Benim köfteyi unutma. Getirdim. Getirdim. Hazır. Gelmenizi bekliyoruz. Bir de bir şey daha getirdim dedim. Ben unutmam. Size Arnavut biberi turşu. Çağra biberi diye geçiyor bu. Makedon Arnavutların yapmış olup hazırladığı turşu. Ondan da ikramda bulunacağız. Duydun Mümin? Bizim o yandan. Yarın Tayfun'un evinde. Yeni yılın ilk günü. İlk günü, evet. İddialı geldim. Çok güzel sunumlarla. Bence hepiniz iddialı olmalısınız zaten. Evet. Öyle de olmalı değil mi hayatım? Tabii ki. Acaba Semra Hanım fazla iddialı olduğundan mı bunları yaşadı? Sence Sual? Yani ne iddialılar gördük, gül gül öldük diyorum yani. Ezgi? Fazla iddialı mıydı? Bence de, evet. Bana bir sessiz geldi halbuki o. Seda Hanım bence ikinci gün açılacaktı o. İlk günün heyecanı vardı üzerinde. Öyle mi? İkinci gün açılacaktı ama açılamadı. Yani günü, onun günü yaklaştığı için aşırı bir heyecana kapıldı gibi hissettim ben. Öyle mi? Ne dedin Tayfun bir şey? Yani Seda Hanım heyecanlıydı. Artı bir de mutfakta dediğimiz gibi pirinçleri karıştırdığı için mesela sütlaçın içine atılacak pirinçle yemeklik pilavın içine atılan pirinçleri karıştırdığı için belki oradan puanları kesileceği için motive olarak da bunu çok etkilemiştir. Ben öyle düşünüyorum. Ama pirinçleri karıştırmamış olsaydı belki yapardı diye düşünüyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bir yemeği yakıp ya da dibini tutturup bir daha yapanı da gördük biz. Yani bir daha yapabilir mi? O süre içinde yapılabilecek yemeklerdi. Evet, aynen Zuhal'cığım. O kadar zor. Ben de öyle dedim ya Seda Hanım size. Fazla kıyma aldım. Olmazsa bir daha yapacaktım. Ben Ezgi'ye dedim ki bu niye 2 paket ayrı ayrı kıyma dedim. Dedi ki aa bir şey olur da yanar manar bir şey olur. Yanlış yaparım. Bunu onun için yedek aldım dedi. Şaşır. Çok versin. Seda Hanım belki yedeği yoktu. O yüzden olmadığı için yapamayacağını düşünerek. Alsaydım marketten ben aldım. Bana da gökten zembil değil miydi? Zaten hiç düşünülmemiş bir menüydü. Hani bir yakını falan da mı demedi? Hani bunlar olmaz kızım böyle alt alta falan diye annesi, kayınvalidesi. Hani pirinçli bir çorbayla başlıyor. Yani pirinçle başlamış, pirinçle bitmiş. Evet. Yani hiç uygun değildi zaten. Bence o menüsüne de güvenemedi. Bir anda gözü korktu diğer yarışmacılardan falan. Yine de o yani istedim. Yapılıp ortaya çıkarılacak bir menü. Yani belki lezzetleri güzel olacaktı, çok güzel yapacaktı. Korkulacak bir menü değildi yani. Kesip de koyanları görüyorduk yani. Yanık kısmını ama kesip koyuyorlardı. Aynen yani. Doğru, doğru söylüyor. Ama Seda Hanım, bölüyorum kusura bakmayın. Yani isimleri de uygun değildi. Yani dediğiniz gibi içine nane koyacakmış. Yoğurtlu pirinç çorbası. Çok eleştiri alırdı da bildiğin yayla çorbasına yoğurtlu pirinç çorbası demiş. Şimdi tabii herkes değişik isim söylüyor ya. Mühim olan biz lezzetine bakacaktık. Yani bazen isimler değişik olup da lezzet ama aynı gelebiliyor. Ama öyle olduğu zaman elimizdeki menüyü çok fazla yorumlayamıyoruz. Yani gelen mesela yorumluyoruz ya menüyü. He, sabahki doğru. Gibi yorumlayamıyorum biz mesela. Biz senin çorbandan ne farkı var dedik. Baharatları dedi. Ve un koyacağım buna dedi. Ama yayla çorbasını da unla kavuruyorsun zaten. Un koyunca... Yani unu koyulmazsa kesilir zaten. Un bir kaşık en azından koyulması gerekiyor. Evet. Yumurta da koyacağını söylemiştim. Yayla çorbasına da konuluyor. Koydu zaten, koydu. Ben de yayla çorbasından ne farkı var diye sormuştum ya. Meğerse farkı kek unuymuş. Çok merak ettim şimdi. Seda Hanım onu bilerek mi almış? Yoksa markete acaba yanlışlıkla aldı öyle mi çevirdi? Bence bilerek değildir Seda Hanım. O unla ara sıcağı yapabilirdi diye düşünüyorum. Eğer ki onu kattığı için. Elinde mi açacaktı yufkayı ki acaba? Biz sorduk. Belki de. Ben öyle düşünüyorum. Tek unu koydun dedik. Bak dedik doğru mu dedik. Doğru ona o konuyor dedi. Kayınvalideye sorduk. Bilmem dedi. Bilemedim yani. Seda Hanım hiç yemek yapmadan da katılmak. Canım. Hiç bilmediğin, hiç yapmadığın bir yemekle katılmak da çok mantıklı gelmedi bana. Yani kek unuyla yaptığında yapmış. Kabardığını görmüş olmasaydım daha önce yapmışsa. Yaptım dedi. Yapmış o çorbayı daha önce. Herhalde çok panik oldu. Hepsini birbirine karıştırdı malzemeleri. Acaba karıştırınca size böyle deme gereği duydu. Yaptım diye. Bilemiyorum ki. Ne dediğini de bilmiyordu bence. Vallahi öyle böyle çok da önemli değil benim için. Bir kişi eksildi. Bir yandan da sevindim. Yesenize. Geçmiş olsun. Bedriyeciğim ne vereyim sana? Hadi rakiplerinin yemeklerini yemiyorlardı ama burada neden yemiyorlar ki? Demek ki bunlar hiçbir yerde yemiyorlar. Bir yiyen ben miyim? Hani ben yemiyordum ama ben bir kere yiyorum. Ben şunu yanlış almışım bir kere. Midem çok rahatsız oldu. Balıkmış o gözüm seçmiyor çok karışık şeyleri. Onun kendi şeyi yok. Peynir bak enginar zannettim. Ben yapacağım. Bu peynir mi? Peynir. Tuzlu iyi gelir belki. Bu kereviz. Kereviz ister misin? Kereviz. Şu fava. Enginar diye onu aldım. Bana kereviz bu. Evet. Peynir mideni toplar. Vereyim peynir sana? Evet, peynir toplar. Seda Hanım, bence Semra Hanım da keşke burada olsaydı. Semra. Yani rakibim ama keşke olmuş olsaydı. Yani böyle bir masayı özellikle sizlerle böyle özel güzel bir günde yemek yememenin üzüntüsünü yaşayabilir. Olur muydu böyle bir masa Semra Hanım olsaydı ama? Onun evinde olurdu. Bence olmazdı. Olmazdı bence açtık. Ama Seda Hanım'la birlikte olmak yetmiyor mu? O çok güzel de işte Semra Hanım'da da olmazdı böyle bir masa. Kalkana kadar pirinç yiyecektik. Evet. Orası ayrı konu tabii. Böyle özel bir günde öyle sıradan bir menünün olması tabii ister istemez bizi düşündürüyor. O kadar nişastadan sonra herkes uyur, yorum yapamaz diye düşündü belki de. Bence de. Orası tartışılır. Yiyemeyeceğim için yapardım. Yarışmaya diyorum, normalde sözleşmeyle giriyoruz da böyle kafamıza göre ben çıkmak istiyorum diye çıkabiliyor muyuz? Yok, o sağlığı bozuldu. Hayır, sağlığından bozuldu. Hemen söyleyeyim, Ezgi diyor ki yani bu bir yarışma, insan kafasına göre öyle çıkabiliyor mu yarışmadan diyor da öyle bir durum değildi. Sağlığı söz konusu olduğu için bıraktı. Yani tansiyonum düştü dedi. Zaten tansiyon hastasıymış. Onun için biz de peki dedik. Güzel yapmış mıyım yemekleri? Çok güzel yapmışsınız Seda Hanım. Puan verin bana.